Merhaba değerli dostlar ben Sinan Soylu bu dersimizde sizlerle birlikte Photoshop Action yani Photoshop aksiyonlarından birinin kullanımını öğreneceğiz. Hyperstorm adını verdiğimiz bu aksiyonda yapmış olduğumuz çalışmalarda burada örneğin ilk olarak şu çalışmayı şu şekle getirmişiz. Sonra çalışmanın ilk hali böyleymiş. Ve şu şekle getirmişiz. Sonra aynı işlemleri yaparak bu şekle getirmişim ve Sonra da şurada bir şu fotoğrafı. Aynı aksiyon. Hepsi de aynı aksiyonla, aynı action'la yapmışım. Peki bu action'ın çalışma dosyaları nerede? Sizin şu anda izlemiş olduğunuz videonun altındaki açıklamalar kısmından linkine ulaşabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu action içerisinde action'ın iki parçası var. Şimdi birincisi ABR formatı. ABR formatını daha önceden de öğrenmiştik. Bu bir fırça formatı. Demek ki bu aksiyonu yapabilmek için otomatik olarak fotoğraflara işleyebilmek için bir fırça düzeneklerine de ihtiyacı varmış. Ve ATN uzantılı olan da action'ımızın kendisi. Peki ben daha önce tabi kurmuştum ama sizin için bir sileyim. Mesela şurada fırçalarımıza baktığımızda fırçalarımıza baktığımızda bakın. Bakın Hyperstorm Brushes şu altta fırçalarım olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bakın şu fırçalar şuradakini yüklediğim için şunu yüklediğim için gelmiş. Daha önce fırça yüklemeyi de göstermiştim ama olsun. Hemen kısa bir şekilde mesela bu fırçamı sağ tıklayıp delete group diyorum ve fırçamı tamamen siliyorum. Bu fırçam gitti. Şuradan da ayarlar simgesine tıklayıp import brushes diyerek fırçamın olduğu yeri açarak buradan abr uzantılı dosyasını yükleyebilirim. Load derip yükleyebilirim. En alta bu fırçalar gelir. Ya da direkt Bazen olmuyor ama çoğu zaman olur. Bunu direkt içeri sürükleyerek de fırçalara ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim aksiyonumuzu yüklemeye. Aksiyonumuz da window bölümünden actions'ın açık olması lazım. Bakın window bölümünden actions alt f 9la açabiliyorsunuz. Buraya geliyor. Tabi buradaki aksiyonlar içerisinde sizde şu kurulu değildir muhtemelen. Ben de buradan sileyim. Size nasıl yapıldığını göstermiş olayım. İki yolu var yüklemenin. Birincisi içine doğru sürükleyerek şöyle şuraya doğru sürükleyip. Bakın açılmadı. Tekrar devam edelim. Bir daha deneyelim. Şu içeriye doğru sürüklemeye şey çalışayım. Bakın oldu bu sefer. Actions kutucuğun içine sürükledim oldu. Bazen direkt sürüklediğinizde olabiliyor. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Delete diyor, siliyorum tekrar. E, open diyorsunuz arkadaşlar. Open. Şuradan açayım. Bakın buradan hemen bu aksiyonu aç dediğinizde aksiyon otomatik olarak buraya yüklenmiş oluyor. Tamam Bizim kullanacağımız Hyperstorm Action'ı burada. Yani bir aksiyonun kendisini ve bazı aksiyonlarda yoktur ama bazı aksiyonlarda vardır. Fırçaları da olabilir. Onları yüklemeniz lazım aksiyonun çalışabilmesi için. Şu anda hazırız. Aksiyonun fırçalarını yükledik. Aksiyonun kendisini yükledik. Artık kullanabiliriz. Peki neyle çalışacağız? Bir tane dosya getirelim kendimiz için. Şuraya şuradan bir bu arkadaşın resmini getirelim. Değerli dostlar bu aksiyonda öncelikle seçeceğiniz kişinin sınırlarını kabataslak bir çalışacağınız yerin sınırlarını bir seçmeniz lazım. Bu fotoğraflarda da aynı şekilde önce bir seçerek sonra aksiyonu yapmıştım. Burada da mesela bunu alalım hele. Şunu mesela şuradan kabataslak seçeceğim için e, özellikle pen tool'la seçmiyorum. Pen tool'la daha uzun daha böyle noktasal daha e, yakın seçebiliriz. Ama ben poligon alan lasso tool'u seçerek kabataslak seçiyorum. Çok önemli değil çünkü bu çalışma için kabataslak seçmiş olmak. Şu şekilde seçebilirim ya da başka seçim yöntemlerimiz de var. Mesela burada arkası kırışık olmadığı için, mesela burada tak tak polygonal nas tutulla seçebilirim ama daha hızlı bir yöntemim var. Object Selection Tool'u seçerek de veya Magic Wand Tool'u seçerek de şöyle bir seçelim bakayım ortalama olarak objeyi yakalayabiliyor mu? Yakalıyor. Gördüğünüz gibi objemi hemen yakaladı. Şu bölümü çıkaracağım. Şurada biraz fazlalık var. Evet gördüğünüz gibi bu bölümler böyle kalsın. Güzel, fena değil. Hemen hemen de tamamen yakalamış. Şimdi action'ım hazır. Action'ımı da şuraya koyayım. Hatta şuraya action'ı koyayım. Evet. Şunu da yukarı çekeyim. Şimdi action'ım seçili. Action'ım içinden play bölümüne getirip. Ama bundan önce çok önemli bir şey var değerli dostlar. Önce hatayı yapayım. Siz yapamayacağınızı gördüğünüzde daha sonra bana ulaşmaya çalışmayın. Play'e basıyorum. Hop diyor. Select is not currently available. Böyle şeyler olduğu zaman sen bir hata yapmış demeksindir. Bir dur bakalım. Stop diyelim. Yapma hiçbir şey diyelim. Şimdi bir içine açıp böyle tıklayıp baktığınızda play'den sonra push diyor. Push'tan sonra select layer body. Yani body diye bir layer'ın olması gerektiğini söylüyor. Zaten şurada açıklamalar kısmı var. Help bölümünde de diyor ki nasıl oluşturacağınızı açıklıyor. Diyor ki bir tane kişiyi seçin ve kişiden seçtikten sonra layer'ın ismine body olarak koyun. Bu her action'da farklı. Bazı kişiler bunu subject olarak yazarlar. Siz bunun içine girerek böyle bir hata gördüğünüzde şurada body kelimesi geçiyor ya. Şimdi ne yapacağız? Bak seçtik zaten burayı. Ctrl J yapalım. Ctrl J seçtiğimiz yeri kopyalamış olduk. Bak seçtiğimiz o alanı kopyalamış olduk. Bak şu gözü kapatınca bu alan böyle buraya geldi. Şimdi bunun ismine şuradaki layer çift tıklayarak body yazalım. B O büyük harflerle ama B O D Y yazdık. Şimdi hazır. Body bulunması lazım. Onun için zaten bize bu yarı vermişti. Şimdi tekrar play bölümüne gelip şuradan şuradan açıp bakın play'e gelip şuradan da play'e basalım işlemeye başlasın. Action'ım çalışıyor, işlemler yapmaya başlıyor bilgisayarınızın sistem özelliklerine göre bu action'ın bitme süresi değişebilir. Aslında şu anda öğrendiğiniz şey birden fazla işlemi öğrendiniz. Hataları nasıl gidereceğinizi öğrendiniz. Action'ların kullanımını öğreniyorsunuz. Action fırçalarının nasıl yüklendiğini bir daha görmüş olduk. Action'ın kendisinin nasıl yüklenmiş olduğunu görmüş olduk. Birkaç şeyi bir daha görmüş oluyorsunuz. İyi bir ders oluyor bence. Evet, işlemeye devam ediyor. Evet. Çalışmamızı bu şekilde bitirmiş oldu değerli dostlar. Şimdi action'ın boyutu her fotoğrafta başka bir sonuç çıkarır. Mesela bu fotoğrafta daha iyi ortalamış bir action var. Şu fotoğrafta farklı bir etki var. Ama bu fotoğrafa göre daha büyük bir yüz olduğu için fotoğrafın içinde action'ın ışık gücü yetmemiş olabilir. Bazı şeyleri ayarlamanız lazım yani. Şimdi burada değiştirebileceğiniz, değiştiremeyeceğiniz şeyler var değerli dostlar. Mesela bakın. En üstte mesela change color var. Bak şurada şu layer'lar işlemden sonra çıkan olaylar burada. Şimdi buna yaptığınız zaman, buna tıkladığınız zaman buna en son geleceğim. Change color var. Renk değiştirme. Mesela bir açalım gözü ve şu option'a da tıklayalım. Bak şimdi burada diyor ki bu buraya göre bak ben böyle şu renkleri değiştirebilirim diyor. Sen eğer farklı bir şey istiyorsan falan diyor. Şimdi biz bu böyle fena değil. Şöyle şu renklere falan bakalım ya da bunu böyle şimdilik bir kapatalım. Aşağı doğru gelmek istiyorum. Mesela burada adjustment'ı bir açıp kapatıyorum. Adjustment ayarlarının resmimi iyileştirdiğini görüyorum. Color gradient yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bu action'ı sevdim ama içinde biraz oynama yapabilirim. Mesela şu alttaki çene bölümünün alt tarafında gölgeler fazla falan. Onları biraz düzelteceğim. Color gradient'ı bakalım. Bu olması lazım zaten. Şimdi black white'a bakalım. Bu olacak bence. Bu olsun. Şimdi gelelim aşağı doğru. Main foto efekt, ana fotoğraf efektleri burada arka planı böyle oluşturmuş. Bakalım bunun olması lazım. Evet, bu da arka plandaki o ışığın etkisi. Bunlar hep kalsın. Ee, şunlar kalsın. Şimdi buraya doğru bir gelelim. Şimdi şurada mesela tıklayalım bir. Şimdi şurada bakın shadow gölge bölüm var. Bak main foto efektin içine açtığım zaman şimdi şuna bir açıp kapatacağım. Bak şuradaki efekti çok fazla ortamı boğduğunu, kapattığını görüyorum. Mesela bunu direkt kapatabiliriz. Etkisiz hale getirelim pekala. Şimdi dark gradient'a bakalım nasıl bir etki vermiş. Dark gradient böyle bir etki vermiş. İsteyenler kaldırabilir. Bak bu böyle. Buradan sonra böyle bu sizin tamamen kendi seçiminize kalmış bir durum. Çok karanlık oluyor ben bu dark gradient etkisini sevmedim derseniz şunu Şu gözü kapatırsınız açarsınız kapatırsınız yani bunu yapan da bir insan sonuç olarak Herkesin zevki de kendine göre değişen bir durum Kontrastın iyi olduğunu düşünüyorum kontrastı kapatmayacağım Blacklight arka taraftaki renk Bu ışığın da olması iyi olur Şimdi Evet, Adjustments, Color Gradient, bakın Color Gradient'a geldiğim zaman, e, şimdi sol taraftaki, mesela bunlar e, birer tane e, renk koymuş ve o renge de başka bir renk atamış. Mesela sol tarafın rengi de bak burada. Bunu kapatmışlar şu gözü. Bu gözü açabilirsiniz isterseniz. Bu taraf böyle bir renk olur. Daha etkileyici oldu. Mesela bu tarafta sağ tarafı kontrol eden bölgeler. Right'ın şeyini ayrı vermiş ve buna bir başka etki uygulamış. Asıl rengi buradan değiştiriyoruz. Şuna tıklayalım. Bak şu rengi mesela farklı yapabiliriz istersek. Oo fena olmadı. Çok fotoğrafı da kötüleştirmemek lazım. Bak mesela çok patlayan renkler de çok güzel durmuyor açıkçası. Onunla belli bir dengesi var. Onu artık kendi iki favori renginiz varsa ona göre de ayarlayabilirsiniz bir şeyler. Okey diyelim. Fena olmadı. Mesela left color'ı şuradan tıklayarak da bu rengi değiştirebilirim. FF9000 şunu kapıyı alayım. Belki değiştirmek istemem. Belki sonunda başka bir renk isterim. Bunu bilemiyorum. Peki eski rengi de kalsın, okey diyelim. Evet. Fena değil. Bu şekilde bir etki yapmış olduk. Bu bir action arkadaşlar kendi kendine. Bakın bu kadar işlemi kendi kendine yaptı. Biz üstünde birkaç tane ufak değişiklik yaptık sadece. Aynı şekilde, bakın bu action'ı da böyle bu şekilde yapmışız. Birazcık bakın şu sol sağ renkleriyle oynamışız. Bakın şuradaki renkleriyle, left color ve right color oynayarak şu ışığı da açarak böyle biraz oynamışız. Bir de bir şeyi fark ettim arkadaşlar. Mesela bakın burada da var aynı şekilde şurada şu black B, bg yazıyor ya bak şunun. Mesela bunu kapattığınız zaman resmin tamamında böyle bir şey uyguluyor. Bak böyle de mesela kalabilir çok şık değil mi? Güzel bence çok güzel bir efekt. Bunu bu şekilde de mesela kaydedebilirsiniz. Ayrıca bir şey daha ekleyeceğim. Şunu mesela bak Black BG efekti, Black BG efekti şuradaki e, dış tarafta uyguladığınız etkiyi e, tabi bunun altı siyah olduğu için e, kısıtlayan bir şey. İsterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bunun üstüne bir tane bir artı deyip e, New Layer deyip şuraya bir yeni bir layer oluşturup buna da şuradan Gradient'lar var ya Gradient'lar bir güzel bir Gradient seçip Gradient oluşturmayı daha önceki derslerimizde falan göstermiştik. Ama bu gradientların çoğu da sizde var. Ee, yoksa internetten de değişik gradientlar ekleyebilirsiniz. Mesela bak şurada bir gradient var. Şunu bir uygulayalım. Bak şuradan şuraya kadar bir çekeceğim. Bak, şöyle etkiler de alabiliyorsunuz. Küçük küçük böyle ışıklar. Eklemenizi sağlayan ama şu araya atmanız lazım. Mesela şunu bak bir uygulayayım gradientler var. Bak mesela. Şimdi yukarıdan aşağı çekelim. Şöyle çekelim yanlamasını. Böyle etkiler yapabilirsiniz. Ya da mesela şu re kendi resmim varmış burada. Buna da bir layer uygulamışım. Böyle bu araya bir tane ekleyerek bir Gradient etkisi uyguladığınız zaman güzel etkiler alabiliyorsunuz. Bak mesela bu adamın resmi şu Gradient'ı eklemişim, bak. Şu da yeri görüyor musun? Şu, burada ne anlattım arkadaşlar? Şunu anlattım, bir Action ıı, sabit kalmak zorunda değilsiniz. Bazı değişiklikler yapabilirsiniz ve bu değişiklikler gerçekten işe yarayabilir. Bu şekilde bir Action'ı kullanmayı, yüklemeyi öğretmiş oldum. Kendi fotoğrafınızı da bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın fotoğrafın ilk haline bakalım. Ve fotoğrafın son haline bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok şık etkiler alabilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Diğer derslerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın değerli dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizden değerli bir şey yok. Sağlığınıza dikkat edin. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın.